Peyvent'le Yeni Hayat programının bu haftaki konuğu sanatçı Nuri Harun Ateş bizlerle beraberdi. Herkese iyi seyirler dileriz. Herkese merhabalar. Bir Peyvent'le Yeni Hayat programında daha yeni sizlerle beraberiz. Yanımda çok renkli bir kişilik olan sanatçı Nuri Harun Ateş bizlerle beraber. İzmir'e hoş geldiniz demeyeceğim. Zaten İzmirlisiniz. Öyle. Öyle ama yine de hoş geldim. İzmir'e insana çok iyi gelen bir şehir. Kesinlikle. Yani ben buralı olduğum için söylemiyorum. Buralı olmayan arkadaşlarım da benimle aynı fikirde. Her geldiklerinde bu şehrin bir enerjisi var. Farklı. Yani daha telaşsız bir yer. Hele İstanbul gibi bir yerden geliyorsan. Evet. Ya da Ankara gibi bir yerden. Diğer büyük şehirlerden öyle bir farkı var. Telaşsız burası. Kesinlikle yani, öyle. Öyle güzel bir enerjisi var. İzmirlisiniz. Evet. Birazcık aile köklerinizden bahsetmenizi istiyorum. Nuri Harun Ateş olma sebebiniz? İzmirli, ailem de İzmirli. Göçmenler tabii ki bütün İzmirliler gibi. Anne tarafı Girit, baba tarafı Selanik. O... Ada kültürünü ya da Balkanların kültürünü yemeklerle, işte bazı geleneklerle, işte anneannemin annesinin, büyüklerimizin konuştuğu farklı dillerle hep ailenin içinde hissettik. Yani işte benim büyük annem Rumca konuşurdu, yarı Rumca konuşurdu. Vallahi içinde olduğun zaman çok fazla dışarıdan bakıp yorum yapamıyorsun nasıl bir aileydi. Ya da yani göçmen olmayan bir aile nasıl onu bilmiyorum. Yani her bu topraklar zaten hepimizin hikayesi birbirine benziyor. Herkes bir yerlerden göçmüş. İşte Trabzonluysan belki Rusya tarafından Pontus'sun, bir şeysin falan filan. Herkes bir yerlerden gelmiş. Karma. O yüzden hepimizin aile hikayesi birbirine benziyor bence ülkedeki coğrafyadaki. Ama birbirine bağlı bütün Türk, yani bu coğrafyadaki aileler gibi Türk demeyeyim de yani buradaki bütün renkleriyle bu Anadolu'da aileler birbirine bağlıdır. Bizimki de öyle bir aileydi. Hala da öyleyiz zaten. Evet, size kattığı aslında değer de önemli tabii yani. Ailelerden alıyoruz ya ilk çünkü eğitimi, kültürü, o işte hayata bakış açımızı, o köklerden geldiğimiz için yani şu anki siz olmanızdaki en büyük sebeplerden birisi olduğu için de sormak istedim. Yani değişik tabii. Burada İzmirli olmak biraz batıda... Hikayeniz batıda yeşillendiriyor. Hı hı. Yani daha batılı oluyorsun. Çünkü batıdasın otomatik olarak ama nereye göre batıdasın? Avrupalı olmuyorsun hı. Tabii ki. Türkiye'desin. Türkiye'de olabildiğince hani büyük şehirde daha rehavet halinde, deniz kenarında daha özgür demeyeyim ama tam tarif edemeyeceğim sanırım. Edemeyeceğim, hayır. Bayağı edemeyeceğim. Çok tatlı, ben bekliyorum sonuna kadar. Aslında gireceğim ama belki çıkar mı diye. Yani sonuçta ülkenin batı kıyısındayız ve onun getirdiği şeylerle, etkenlerle, iklim bile, kültürel her türlü şey etki ediyor. Aynen. İçinde olduğun için bilemiyorum. Eğitim hayatı? Eğitim hayatı... Nasıl başladın? Hep devlet okulunda okudum. Ankara ilkokulunda okudum. Ankara ilkokuluydu ilkokulumuzda. Güzel bir ilkokuldu. Ondan sonra Anadolu Lisesi'ni kazandım. Fransızca bölümü Buca Anadolu Lisesi. Ortaokul liseyi orada okudum. Sonra zaten konservatuar istiyordum. 9 Eylül Devlet Konservatuarı opera bölümüne girdim. Sonra kontrtenör olduğum için müfredatlarda da böyle bir sese yer olmadığı için konservatuar arayışına girdim. Farklı yerlerde kendime en iyi eğitimi nerede bulabilirim diye. Mimar Sinan'a geçtim. Sonra İstanbul Devlet Konservatuarı opera bölümü. Yıldız Tekniği'nin o zaman opera bölümü vardı. Sonra işte burs aldım ve İsviçre'de okudum 2 yıl. Eski müzik okulunda. Basel'de. Ondan sonracığıma... Ya eğitim hayatım 12 yıl falan sürdü. Bayağı uzun sürdü üniversite bölümü. Uzun sürme sebebi peki? İşte konservatuar değiştirdiğim ve sürekli hoca arayışı içinde, en doğru eğitimi alma arayışı içinde olduğum için bu konuda mükemmelliyetçiydim. Yani en iyisi olsun istiyordum. Hani yanlış bir şey olmasın, yani bir yorumcu olacaksam bir...
bir şarkı söyleyeceksem olabildiğince kendi imkanlarımın farkında olayım. Olabildiğince en doğru şekilde geliştireyim ses kasını. Onun peşine düştüm. İyi ki de düşmüşüm. Çok şu an çok meyvelerini yiyorum tabii. Süper. Birçok şimdi ödülünüz de var. Yani hani yurt dışında da öyle, yurt içinde de öyle. Tek başınıza aldığınız sahneler var. Onlardan birazcık bahseder misiniz? İzleyicilerimiz de bilsinler. Hayatım aslında 2003 yılında Mustafa Avkıran, Övül Avkıran'la tanışmamla değişti. Bizi Murat Daltaban tanıştırdı. Onların bir projesi vardı. İşte o zaman daha DOT yoktu. Mustafa Övül Avkıran'ın 5. Sokak Tiyatrosu'yla bir Neos Kozmos adlı bir oyuna dahil oldum. Çok güzel bir başlangıç oldu. İçinde Derya Alobora, Sema Moritz, İhsan Kılavuz. Yani çok önemli, Türkiye'nin çok önemli ve zengin, kültürel anlamda çok beni zenginleştiren isimleriyle yan yana gelme şansım oldu. Okul gibiydi bana onlar. Onlar sayesinde ilk yurt dışı serüveni başladı. Çıkar çıkmaz da işte o ilk internasyonel İsviçre Zürich Tiyatro Festivali'nin ödülünü aldım. Performans ödülünü bana verdiler. Sonrasında işte İsviçre macerası başladı, Avrupa macerası başladı. Sonra Danimarka'da Glorisdet, Hotel Proforma ile The Sandchild'da yer aldım. Oranın en önemli yönetmenlerinden Kristin Delholm'un yönetiminde. Sonra Direttore Kasapi, İsveç, Stockholm Kraliyet Tiyatrosu, Glorisdet ile bütün kuzeyi dolaştık işte. Kuzey ülkeleri, Norveç, İsveç, İngiltere, aklınıza gelebilecek bir sürü yer. Ondan sonra Aşura zaten Mustafa'larla Övül'le yaptığımız ikinci oyun, onların oyunuyla bütün Avrupa'yı dolaştık. Sonra işte ben Pride'larda sahne almaya başladım, LGBT artı ayında. İşte Stockholm Pride'da 2 yıl üst üste, 3 yıl üst üste konserler verdim. Öyle devam etti Avrupa yolculuğu, bir 10 sene sürdü. Sonrasında artık deneyeyim dedim, ülkemde bu seyirciyle bir bağ kurmam lazım, öyle hissettim. Ve geldim, şimdi de zaman zaman yurt dışı oluyor ama ağırlıklı olarak buradayım. Evet, yani yurt dışını özellikle mesela tercih etmenize de başlama sebebi var mıydı? İsviçre mesela yani. Ya eğitim yüzünden oraya döndü benim direksiyonum. Ama tabii ki Avrupa'yı, kültürünü, Avrupa'yı, o birikimi çok seviyorum. Yaptığım müzikle de, hani barok müzikle de alakalı olarak. Çok doyurucu ve aynı zamanda kendinizi geliştirebileceğiniz bir sürü alan, bir sürü materyal oluyor elinizin altında. O anlamda iyi geldi bana Avrupa. Her zaman da çok sevmişimdir. Hani kafa tatiline Avrupa'da gitmeyi çok severim. Oradaki müzelerle, sokaklarla. Evet. En azından kendi kültürümüzden farklı bir kültürü daha görüyor olmak ya da orada bir iş, ekstra bir şey yapıyor olmak tabii çok kıymetli. Yani yaptığın işte derinleşmek için doğru yer orası. Evet. Hani o 17. yüzyıl, 18. yüzyıl, hatta Rönesans bunları üzerine derinleşmek için doğru yer. Yani o sokaklarda tınlamış bir sürü armoniden bahsediyoruz. Onlar bana çok iyi geldi çok o anlamda. Ama tabii ki oradaki seyirci beni ruhen tam etmedi. Anlamıyla tatmin etmedi hiçbir zaman. Ne eksikti sizce? Bilmem işte her horoz kendi çöplüğünde öder diye bir laf vardır peki, ya. Peki izleyicisi tatmin ediyor mu? Ediyor. Gerçekten. Onları dönüştürebildiğimi düşünüyorum. Onlarda bir kapı açtığını düşünüyorum beni izlemenin. Çünkü hikayemle birlikte sahnedeyim. Avrupa insanı için daha konservatif, daha kendi müzikleri zaten işte nasıl anlatayım? Daha ruhsuz değiller ama değil mi? Değil canım, hayır. Yani Türkler çünkü daha böyle coşkulu yaşarlar ya, biz öyle yaşarız ya hani normal izlerken de konseri sonrasındaki işte iletişimi de. Acaba değil mi, o enerji mi sizi daha çok besliyor? Belki de alıştığım seyirci ve alıştığım sahnedeki insan-seyirci ilişkisi buradan başladığı için buraya geri dönmek istedim ister istemez. Çünkü mesela en okulumuzda, benim orada okuduğum okulda hocalık yapan Andreas Scholl öğretmenim bir arka sokağımda oturuyordu ve hani sokaklarda çok rahat geziyordu ve bu dünya kariyeri yapan bir adamdan bahsediyoruz. Evet.
benim alışık olduğum bir şey değil yani. Ben burada Ajda Pekkan'ı görüyorum, Sezen Aksu'yu görüyorum. Ondan sonracığıma ve hani bir starlık şeyi var. Orada öyle bir şey yoktu. Normal hepimiz gibi aynı bir arka sokağımda oturuyor bilmem ne. İşte konserine gidiyorsun. Çok büyük bir saygı var. Tabii ki dinleyiciler tıka basa dolduruyor salonu. Fakat benim kafamdaki o sahnedeki insan seyirci ilişkisi değildi o ilişki. Hı hı. Dedim ki bu kadar çalışacağım, arka sokağa mı taşınacağım? Olmaz dedim. Bir yalım olması lazım. Bunca çabaya. İlla ki. Aynen öyle. Bir şey elle tutulur bir şey görmek istiyorsunuz yani. Metroya bineceksem niye Hollywood yıldızı oldum? Keanu Reeves değilim. Çok iyi. En çok böyle heyecan duyduğunuz iş neydi mesela? Çok heyecan duydum. Yurt dışında mı? Fark etmez. Stockholm Pride. 500 bin kişinin katıldığı inanılmaz bir organizasyon düşünün. Dünyanın dört bir tarafından LGBT artı bireylerin katıldığı. Aynı zamanda işte artı zaten herkes demek yani. LGBT artı friendly olanlar işte. Ayrımcı olmayan herkesin doldurduğu bir alandan bahsediyorum. Orada işte gaylerin ikonlarının şarkılarını söyledim onlara. O çok heyecan verici, çok yüksek bir şeydi. Hı hı. Benim için çok acayip bir onlar şeydi. Onlar aynı duyguyu yaşıyor ve yansıtıyor olmak çok bambaşka bir aktivite. Aynı zamanda Aşura için de aynı şey geçerli. Evet. Aşura'da da Türkiye'de yani daha doğrusu bu topraklarda azınlıkların dillerinden oluşan bir yeni opera diyebiliriz Aşura'ya. Burada bir sürü farklı Çerkezçe, Lazca, Kürtçe, Ermenice, bir sürü farklı dilde, azınlıkların dilinde. İşte düğün, ölüm ve doğum şarkılarından oluşan bir eserdi ve onu oynadığımız her yerde çok güzel geri dönüş aldık. En güzeli de Diyarbakır'daydı, en büyüleyici olanı. Aşura'nın her temsili çok heyecan vericiydi diyebilirim ki 10 yıl oynadık yani. Evet. Öyle şahane bir projeydi. Yine tekrarlayacağız onu. Bitmez onu çünkü yani. Çok genel bir şey çünkü. Çok genel bir şey. Azınlık mevzusu da dünya üzerinde çözülebilen bir şey değil. O yüzden güncelliğini ne yazık ki yitirmiyor. Evet, ne güzel. Tiyatro mu, sahne mi, konser mi peki? Kesinlikle konser. Kesinlikle müzik. Tiyatro benim hayatıma girdi bir şekilde ama hep müzik tarafında oldum tiyatronun da. Yani şarkı söyleyerek müzik sahnede var oldum. Sadece oyunculuk yaptığım oyunlar da oldu. Ama oyunculuk bambaşka bir disiplin. Kendinin dışında bir şeye can vermek, bir karaktere, bir ruha bürünmek çok delice bir şey. Şarkıcılık öyle değil. Şarkıcılıkta kendi yolculuğunu yapıyorsun. Belki başkalarının şarkılarını söylüyorsun ama yine kendi hikayenden temize çekerek söylüyorsun o şarkıları. Oyunculukta öyle bir... tabii ki kendi deneyimlerinden bir yerlere ulaşıyorsun. Teknikleri, bir sürü farklı tekniği var falan filan ama bana çok delice geliyor, çok yorucu geliyor. Yani orada bir senaryoya tabi kalmak var. Şimdi sahnede komple sizsiniz. Ya yani, tuluat yapsan bile, doğaçlama takılsan bile oyunculukta bambaşka bir disiplin o dediğim gibi. Yani ben işte kendimi oyuncu olarak hiçbir zaman için şey yapamam. Tiyatronun içinde bulundum, bulunuyorum bir şey olarak, güçlendirici eleman olarak, bütünün bir parçası olarak ama yani oyuncu Meryl Streep'tir, oyuncu Zuhal Olcay'dır, oyuncu ne bileyim ben Haluk Bilginer'dir, Yıldız Kenter'dir, Mustafa Avkıran'dır, Öbül Avkıran'dır. Yani oyuncu onlar yani. Sonuçta hayatlarını vakfetmişler bu işe ve fark da ediliyor zaten. Yani onlar kendi hikayelerinden kopup var olabiliyorlar ve çok inanıyorsun sahnede izlediğin şeye. O da çok büyülüyor insanı. Yani ben de hayranlıkla izliyorum ama ben müzisyenim daha çok. Daha çok değil öyleyim yani. Müzisyen olarak varım. Evet. Müzikle varım. Bir de Ajda Pekkan hayranlığı var. Tabii her şey onun sayesinde oldu. Onunla başladı. Nasıl başladı? Ya Ajda çok uzaylı gibi bir şey yani. Sonuçta ülkeye böyle düşmüş bir... nasıl diyeyim, tanımlanamayan uzay cismi gibi görüyorum. Aynen evet. Öyle. Öyle bir hayranlık. Yani küçüklüğümde çok etkileyiciydi benim için. 1,5 yaşımda bile ben çok erken konuşmaya başlamışım 9 aylıkken.
televizyonla konuşuyormuşum. Anne bak, o da bana bakıyor, o da beni seviyor falan diye. Televizyonla bağlantılı oradan geliyor o zaman. Aynen öyle. Bir yaşında da herhalde şarkı söylemeye mi başladınız o zaman? Vallahi iki yaşında, bir buçuk yaşında falan kayıtlarım var. La Chante Mi Canta. Gerçekten. Onları falan İtalyanca falan söylüyorum. Çok küçükken başlamışım. Ajda hayranlığı yol çizmeme neden oldu. Çünkü annem eczacı benim, babam eczacı. Ailede hiç müzisyen yok. Müzikle ilgilenen de yok. Bir enstrüman çalan da yok. Doğru düzgün dinleyen de yok. O yüzden Ajda benim evdeki müzisyen ebeveynim gibiydi. Onu dışarıdan takip ederek işte şan dersi alıyor diye şan dersi almaya başladım. İşte yediğine içtiğine dikkat ediyor diye olabildiğince kendime dikkat ettim. Hani bir sahne sanatçısı nasıl olmalıyı hep ondan çalıştım. Onun üzerinden çalıştım. Sonra tabii hayatıma şahane hocalar girdi. İşte bir sürü harika şan pedagogum oldu. Sevgili Güzin Gürel en çok çalıştığım profesörüm. Hepsine minnettarım. Çok çok emekleri var üzerimde. Evet. Hepsinin toplamı zaten bir kariyer. Hepimizin kariyeri öyle. Ebeveynlerimizden başlıyor. Hayran olduğumuz insanlara kadar gidiyor. Ama tabii ki Ajda ilk figürdü. Her İlk sahnede, ve en güçlü figür. Her sahnede bir Ajda Pekkan şeyi vardı o zaman şarkısı. Mutlaka. Geldi mi hiç izlemeye? Hayır. Buradan davet edelim o zaman. Belki asla gelmez. Asla çünkü, asla demeyin ama. Ya hiç belli olmaz tabii. Belki tebdili kıyafetle falan gelebilir. Ama onlar için de zor şimdi. Benim konserime gelse diyelim ki. Gelmez de. Hadi geldi yanlışlıkla. Ondan sonra diyecek ki işte Tijen, ay benim konserime niye gelmedin, onunkine gittin. Ondan sonra Melahat, ay benim konserime niye gelmedin. Ama siz onları niye düşünüyorsunuz? Çok spontane bir şey olabilir. Geçerken uğradım, arkadaşa bakmak için o uğradım. O yüzden gelemiyorlar. Yani. O yüzden yıllardır Ajda'yı hiçbir konserde görmemişsinizdir. Kendi arkadaşlarının konserine Ajda'yı bile gitmiyor. Ajda'yı da görmediğim için konserine gittim. Yani Okan, şöyle bir örnek vereyim. Okan Bayülgen. Çok sever beni, ben de onu çok severim. Yıllar önce Sezen Aksu ile düet yaptığımızda 2018'de dedim ki çok sevdi şarkıyı, çok beğendi düetimizi. Paylaşır mısınız Twitter'ınızda dedim. Tabii paylaşırım Harun dedi, paylaştı. Yarım saat sonra beni aradı, Harun kaldırmak zorundayım tweet dedi. Niye Okan Bey dedim. Çünkü dedi herkes arıyor, benim parçamı paylaşmadın, bunu paylaştın ya diye infial oldu dedi. Yani öyle oluyor. Evet. Artık belli bir güce, belli bir üne, popülariteye sahip olduğunda evet, yapacağın tek bir iş sana 100 iş olarak geri evet, dönebilir. Evet, geri dönüyor. Yani işte. Kötü, evet yani karşı tarafı da düşünmek lazım ama. Aynen, ama Ajda bir konsere giderse bir sürü insan konserine gitmek zorunda kalır. Göstermeyiz kimseye canım yani. Ha, öyle gizli gizli, ha, belki evet, öyle gizli locada gizli falan ona güzel bir siyah kaftan giydirir. Mesela yani. Neslihan Yargıcı bir el atar. Aynen doğru. O zaman sizden küçük bir şey alsak, şöyle sesinizi duysalar mesela olur mu? Ajda Pekkan. Hiç fark etmez. Ne söyleyeyim? Tabii ki de sahnedeki gibi olmayacak. Burada Nuri Harun Ateş'e gidenler illaki bilirler o sahnedeki enerjisini. Ama yıllarca en sevdiğim Ajda parçasıydı bu. Ajda'nın da Uğur şarkısıdır. Her zaman ikinci parçası olarak söylerdi. Her konserine, Rumeli Hisarı'na çıktığında da, Harbiye'ye çıktığında da, Bostancı'ya çıktığında da. İkinci parçası hep bu şarkı olurdu. 83 yılında kaydettiği bir şarkı. Son Yolcu. Sözleri Fikret Şeneş'e ait. Aslında Mina'nın Senza Fiato şarkısı. Onun bir kupli söyleyeyim size. Bu gece hiç konuşmadan söndür ışığı da uyu yanımda. Yarın güneş doğmadan gitmiş olacağım belki buradan. Ağlar sesin kulağımda, sıcaklığınsa hala avucumda. Sabah olmadan daha sokulsam yanına. Yağmur öncesi gibi yaşla doldu gözlerim. Kalbimden en son geçen yolcu, yolcu sensin. Kimini sevgi, kimini nefret, kimini
hasret ağlıyor. Kimi aylarca, kimi yıllarca, bir yaşamca kalıyor. Bu kadar. Yani bu hayranlık da tabii öyle güzel söylemesine sebep oluyor ki, değil mi? Kulaklıktan daha güzel dinledin Ersin sen. Estağfurullah. Yani ki Ajda gibi olamaz, yanına yaklaşamaz. Çok olağanüstü bir yorumcu gerçekten. Dediğim gibi ya, iyi ki varlar, iyi ki böyle ilham alacak insanlar var. Dünyada da bir sürü var, işte Merle Dietrich gibi, Marilyn Monroe gibi, olağanüstü şarkıcılar var, Alice Moya gibi, işte Whitney Houston gibi. Uyduruyorum şimdi, aklıma gelenleri söylüyorum. Alınmasınlar. Çoğu öldü gerçi ama. Rahmetli olduğu için alınacak bir tarafı kaldı. Aynen öyle. Peki olmak istediğiniz bir oyun, işte konser, müzikal var mı mesela, hayal ettiğiniz bir şey? Olsaydı ya da işte bir ülkede olabilir, herhangi bir yer bir şey. İtalya'yı çok seviyorum. Almanya vatanım gibi zaten. Gidince toprağı falan öpmek istiyorum. Gerçekten mi? Evet, Almanya'da yaptığım zamanda Şatolar Birliği ile konserler yapıyorduk her yıl gidip. Oradaki şatoların renovasyonu için, restorasyonu için yardım konserleri. Oralarda konser vermek çok heyecan verici. Yani tarihi olan her yerde aslında. Hı-hı. Türkiye'de de yani Göbekli Tepe'de vereyim, işte Yerebatan Sarnıcı'nda vereyim, Ayasofya tekrar müze olsun orada vereyim. Yani bir sürü böyle alan var. Yani keşke camilerde de verilebilse, işte Sultanahmet'te de konser verebilsek. Ondan sonra cımam, ne bileyim ben, işte bir sürü olağanüstü yer var ülkede. Türkiye'de tarihi yerde verdiniz mi hiç, tarihi bir alanda? Verdim. Nerede? Strotonike'ye de verdim. Bodrum Antik Tiyatro'da verdim. Ondan sonracığıma başka nerelerde verdim? İşte İstanbul'da Sarnıç diye bir mekan var. Orada düzenli olarak veriyorum zaten. Orası da 1500 yıllık bir Bizans Sarnıcı. Ayasofya'nın hemen arkasında. Kiliselerde çok konser verdim. Oralarda konser verilebiliyor. İşte Saint Antoine'dır, işte Kırım Kilisesi'dir. Böyle inançları çok yüksek olan yerlerde, işte camiler gibi, kiliseler gibi, o zaman daha anlamlı oluyor sanki, değil mi? O konseri vermek, şarkıyı söylemek. Ya büyülü mekanlar oluyorlar çünkü büyülü olması için tasarlanmış insanlar tarafından. Yani akustiği çok iyi oluyor bir kere. Ki orada bir konuşma, bir vaaz verildiği zaman bile etkilenilsin. Allah'ın sesi gibi gelsin. Siz de orada şarkı söyleyince Allah'ın sesi gibi geliyor insanlara. Daha büyüleyici oluyor. Ses de öyle olunca tabii öyle çıkıyor. Ama yok, gerçekten o mekanın büyüsü ve inananların oraya kattığı enerji. Yani sonuçta ev hayvanınız var mı? Yok. Yok, diyelim ki bir köpeğiniz var, sıçtı bir tane ve o boku siz kutsal kabul ettiniz ve buna da 20 bin kişi inandı. Onun üzerine 2 milyon kişi inandı, onun üzerine 3 milyar insan inandı. O bok gerçekten ışıldamaya başlar. Ben enerjiye çok inanıyorum. Kesinlikle yani öyle. Ne olduğu önemli değil, neye inanıldığı da önemli değil. Her inanç sistemi bir şeyleri ışıldatıyor. Evet. Yani o parlatıyor, o enerjiyle kaldırıyor yani. Kesinlikle öyle. Kimlerin inandığının hiçbir önemi yok. Hı-hı. Sadece gerizekalıların aslında. Hiçbir önemi yok. Evet, yani ama hepsi inanırsa o iş parlıyor yani. Evet, kesinlikle öyle. Şimdi bizim birkaç sorumuz var. Tabii. Ekip arkadaşlarımla beraber hazırladığımız. 20 sorucuk kadar ama çok hızlı hızlı böyle geçebiliriz. En etkilendiğimiz kitap? Jerry Kozinski, Boyalı Kuş. Dinlediğinizde anılarınızı canlandıran ya da modunuzu yükselten şarkı, müzik? Sardı korkular. Gelecek yıllar, düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Hem hüzünlendirir, çokça hüzünlendirir. Evet. Hem inanılmaz bir enerji verir, hem beni yerimden kaldırır. Nereye düştüysem oradan çıkartır. Öyle bir hayat kurtaran parçadır yani. Zaten I Will Survive yabancısı da. Yıkılmadım, ayaktayım parçası. Bana ve bütün dünyadaki LGBT artı bireylere gerçek bir marş olarak böyle bir hizmette bulunuyor bu şarkı. Sanırım bu, evet. Evet. Eski şarkılarla yeni şarkılar arasındaki müzikler arasında diyeyim, bir artık çok radikal, gözle görülen bir değişiklik var. Ne düşünüyorsunuz onunla ilgili, soruların dışında şu an aklıma gelen? Yeni şarkılarda da çok güzel şarkılar var. Yani ben kendi çıkardığım şarkıların hepsini çok seviyorum mesela.
Onun dışında mesela son dönemde klasik diyebileceğim, gerçekten bundan 20-30 yıl sonra dinlenecek Evdeki Saat'in Uzunlar parçası var. Uzunlar yanıyor arabamızda. Çok değişik sözleri vesairesi. Hı-hı. Müziği çok güzel, düzenlemesi çok güzel, çocuk çok güzel söylüyor. O şarkı var, ilk o geldi aklıma. Onun dışında... Yani yeni diye bir ayırmak doğru değil. Üretim devam ediyor. İnsanlar yaratmaya devam ediyorlar günün şartlarına göre. Ve bu dönemin de klasikleri olacak. Ama şimdi diyorum ki ne kadar iyi şarkılarmış işte bir Aşkın Nur Yengi'nin repertuarı, bir Sezen Aksu'nun o dönem yaptıkları. O zaman anlamıyorsun içindeyken. Halbuki gerçekten çok sağlam şarkılar çıkmış. Bu dönemde de belki anlamadığımız, gözden kaçırdığımız şeyler olacak ama iyi şeyler kalır. İyi şeyler kalıyor. Şimdi ilk aklıma gelen Uzunlar'da, o kalacak mesela. Kalan şeyler de bu dönemin klasikleri olacak. O yüzden ayırmamak lazım. Yeni müzik bozuldu işte, eskisi gibi değil falan filan. Hep böyle geliyor insanlara. Bana 90'larda öyle geliyordu. Ama sonra... Yani 70'lerde böyle yapılırken şimdi bu ne böyle falan diyordum. Sonra Masum Değiliz gibi bir şarkıyı biz 90'larda dinledik. Olağanüstü, düzenlemesi, sözleri, Sezen Aksu'nun yorumu. Yani her şeyi muhteşem. Ama sonradan anlıyorsun onu. Türk mü yabancı mı dinliyorsunuz daha çok? Her şeyi dinliyorum ben. Söylemek kısmında, sahnede? Ağırlıklı olarak Türkçe söylüyorum ama tabii ki içinde İtalyanca da, Fransızca da, İngilizce de var. Rengarenk bir repertuar benimki. Çünkü playlistim öyle, evde de öyle yani birden... Barok müzik çalarken öbür taraf çat diye kayağına bağlanır, oradan gider Ajda Yaşar'lar. Evet, benim de öyle playlistim ama arkadaşlar çok yadırgıyorlar bunu ve hoşlarına gitmiyor mesela. Ben de öyle seviyorum. Aynı yani... tarz dinlemek gibi bir zorunluluğumuz yok, yok ki. Yok, aynen öyle. Yani aynı renk giyinmek gibi bir şey o yani. Yani ben... Ya bir anda hızlı olurken bir yandan böyle damara bağlayabiliyor. Bu ne şimdi falan oluyorlar. Yani ama ne beklediğine bağlı şey müzikten. Yani. Hani o müzikle dans edip eğlenmeyi planlıyorsan üst üste eğlenceli parçaları koyarsın. Hmm. Tabii ki birdenbire geri dön geri dön çalarsa Dancing Queen'den sonra bozulur insan. Ayağa gitmez, oynayamaz. Ama benim mesela normal dinleme listem gerçekten içinde caz da var. Ağırlıklı olarak klasik müzik var. Barok müzik var. Ama pop da var. İyi yapılmış, her şey açık kulağım. Kendi şarkılarınızdan bir tane dinleyebiliyor muyuz? Araya reklamları sokarak sorularımızın arasına. Tabii ki. Bu şarkı benim için çok özel şarkılardan biri. 20 yıl, 25 yıl önce bestelenmiş. Erhan Güler Yüz tarafından. Aynanın solisti. Çok severim. Şahane bir müzisyendir. Erhan abi bana bu şarkıyı dinlettiğinde sadece melodiydi. Ben de sözlerini yazdım ve ortaya çıktı. Daha da yeni çıkardık ardından diye bir vals. Ondan bir kuple söyleyebilirim. Çok, çok sevdiğim bir melodi. Ardından sözler verdim, tutmadım. Ardından hiç kimseye dokunmadım. Ardından hep yanlış yollardayım. Ardından kayboldum ben. Çok güzel. Süper. Gerçekten öyle. Çok isterdim sesim güzel olsun. Çok isterdim. Asla banyoda bile söylemiyorum. O kadar çirkin. Ya öyle düşünmeyin ya. Yok, herkesin başka başka. Herkes öyle düşünüyor. Yani bence konuşma sesiniz gayet güzel, rengi. Ama tabii ki şarkı söylemek yani başka bir şey. Ama dans etmek de başka bir şey. İşte tiyatro yazarı olmak da başka bir şey. Oyuncu olmak da başka bir şey. Kesinlikle. Herkesin farklı farklı dehaları, farklı farklı akacak yolları var. O yüzden yani ben de çok... Şahane bir vücudum olsun, çok isterdim. Ama yok. Yani çatısı da öyle değil. Yok mesela, işte ben de öyle diyorum, yok yani. Yani kas yapısıyla alakalı, doğuştan geliyor. Cenk diye bir arkadaşım var, çocukluk arkadaşım. Beraber büyüdük, aynı şeyleri yedik, aynı cips, aynı kola. O üçgen vücutlu oldu da 15 yaşında. Böyle gözümüzün önünde, benden gizli spor mu yapıyorsun diyordum. Ama sesin güzel olmamıştır onun da. Benim ben şarkı söyleyebiliyorum. O da üçgen vücutlu. Zaten ikisi bir arada olsaydı Edith olurdum. Edith'e de buradan çok
selamlarımı iletiyorum. İzlerse izletiriz belki. Şöyle mesela sesi merak ettiğim için soruyorum. Sesi kötü olan birisi şan eğitimi alsa, konservatuara gitse, istediği eğitimi alsa güzel olabiliyor mu sesi? Sesi kötü olan birisi konservatuara kolay kolay giremez. Ama hadi girdi diyelim. Kulağı iyiyse o kötü olan, kötü duyulan şeyleri törpüler ve bambaşka bir hale getirebilir. Bir sürü örneği de var bunun. Her şarkıcı o kası çalıştırdıkça daha güzel, daha... Ajda Pekkan en büyük örneğidir yani. İlk çıktığı yıllardaki sesi de güzeldi evet ama kendine yatırım yaptıkça şu an en harika haline geldi. Çünkü kas öyle bir şey. Çalıştırdıkça güzelleşen bir şey. Kulağı yoksa öyle hiç bir şansı yok. Zaten. Duymuyorsa yani müzik notaları ayırt edemiyorsa onun pek gelişme şansı pek değil, yok yani gelişme şansı. Kötü sesle, yani kötü ses demeyeyim de yani yetersiz ya da rengi hoş gelmeyen ya da rezonans bölgeleri yüzünden kötü çıkan sese ne kadar çözüm bulunabilir bilmiyorum ama yine de bir ilerleme sağlanır. Bunu kendim için sormuştum. Sonra da. Olur mu acaba diye şu an o kulağınız duyuyorsa, iyiyse yani kulağınız, her türlü gelişime açık ses dediğiniz şey. Bakmak lazım tabii yani. Evet. Neyse de çok da şey değil yani de. Herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum. Buzdolabınızdan eksik etmediğiniz şey ne? Peynir. Özel bir takıntınız var mı? Ya bunu yapmazsam olmaz dediğin bir şey mi? Ne var? Vardır kesin ya. Bir sürü kesin vardır. Bir sürü vardır. Mesela böyle bilemiyor kimse, bulamıyorlar ama ilerleyen sorularda çıkıyor. İşte bak takıntımı buldum diyor mesela, çok ilginç yani. Çok, bir yerde çıkıyor kesin tabii. Kesin çok vardır yani, böyle mesela sabah yüzümü mutlaka yıkamam lazım ama bunu herkes yapar zaten. Yıkamadığım zaman uyanamıyormuşum gibi geliyor. Islak ayaklı fayansa basamam. Mutlaka bir şey olması lazım. Kuru bir alan olması lazım. Havlu gibi ya da işte şey gibi. Hani banyolarda o şeyleri ne deniyor? Banyo peluşu gibi böyle şeyler olur ya, süsler. O var mesela. Ya da başka ne diyebilirim? Ya illaki vardır bir var, şey. Var var yani. Aynen var, bir sürü var. Mavi mi yeşil mi? Yeşil. En yakın arkadaşlarınızın bildiği bir özelliğiniz. Herkesin. Aramam insanları. Yani biraz o konuda şeyimdir. Geri dönmüyorsunuz. Ne yoksa hiç mi arayıp hayır, sormuyorsunuz? Hayır, geri dönerim. Geri dönerim. Aramam yani. Arayıp öyle halini hani hal hatır soran arkadaşlar vardır ya, çok da özenirim ona. Ama ben öyle biri değilim yani. Benim bir arkadaşım da öyle. Aslı, buradan çok selamlarımı iletiyorum. Bize bir gün şey dedi, ya hiç aramıyorsun, istemediyoruz. Niye program mı yapacaktık sizinle dedi. Ya o kadar yok ya. Hani bir program mı yapacaktık da arayacaktım ben anlamadım falan oldu yani. O kadar real mesela değil hani ki yani. Şey derler ya insanlara, işin düşünce arıyorsun. Tabii. Çok böyle suratına oldu. Ama iş kötü bir şey değil ki. Ya iş dediğin sana da bana da iyi gelecek, bizi harekete geçirecek. Çoğaltacak çok bir tatlı. Şey. Ben de böyle yani, soracağım bundan sonra. Yani sonuçta seni arayıp böbreğini istemiyorum yani. Beraber bir şeyler yapalım. Şey de iş, yemeğe çıkmak da iş. Diyelim ki bir arkadaşımı özledim. O zaman ararım tabii ki. Yani insanları özlemiyorum anlamına da gelmesin ama ben çok kendi kendine yaşayan biriyim. Tek başına oturuyorum evde. Hani onu aramıyorum da başkasını arayıp gezmiyorum yani. Gerçekten yalnız olmayı seven biriyim. Ama bunu huy olarak kabul ediyor olmalılar. Siz de biliyorlar. Biliyorlar çünkü. Evet. Yani Ayşe'yi aramadığım zaman o Fatma'yla gezmediğimi biliyor yani. Hı-hı. Fatma'yı da aramadığımı biliyor. Hı-hı. Evde tek başına kedimle oturduğumu biliyor yani. Kedinin bir sistemi yoktur bu konuda eminim. Kedim çok rahatsız. Keşke Ayşe ve Fatma'yla dışarıda olsam. Çünkü sürekli onu sıkıştırıyorum. Alt alta nefret üst üste durumu ya. Yani. Yok o arkası dönük oturuyor salonda bana. O kadar bile, sıkıntı. Aynen. Aşık olduğunuzu nasıl anlarsınız? Ay aşık oldum en son 2003 yılıydı yani. Kaç gerçekten yıl? 20 mi? Yıl olmuş. 19 yıl. Değildir canım. Ha. Bir daha bir düşünün bence. Yok vallahi. Vallahi mi? 2003. Anlamamak mümkün değil yani, ciddi anlamda inanılmaz bir adrenalin bir kere. Yani kapıları falan görmüyorum, öyle çarparım oraya buraya falan, öyle bir şeyim. İştahım kesilir.
Ki benim iştahım neredeyse belki de 2003'ten beri hiç kesilmemiştir. O zaman yani. En güzel beddua o mu? İnşallah aşık olasın. Zayıflamak için. Çok büyük sürünmüş. Yani o zaman tabii 2003 yılında 23 yaşındaydım ben ve küçüktüm. Şimdi bir de aşık olabilir miyim bilmiyorum. Özellikle zaten. Özellikle aşık olmamak mı istiyorsunuz yoksa denk yok, mi gelmedi? Yok, olamıyorum. Çok uzun zaman olmuş çünkü yok. O yüzden. Olamıyorum. Öyle bir yönelimim yok yani. Hmm. Hani öyle bir insan karşıma çıkmıyor da demeyeyim. Hmm. İnsanlara haksızlık olur. Bir sürü düzgün insan çıkıyor karşıma. Hmm. Ama benim içimde öyle bir şey kalmadı galiba. Yani o kadar fazla ve yoğun ve acılı bir şekilde yaşadım ki son yaşadığım şeyi. Hmm. Bir daha inancınızı mı onun altına girmek istemiyorum. O acıyı bir daha çekmek istemiyorum. Kendinizi de tanıyorsunuz. Evet, şimdi. Ömürlük çektim gibi geliyor bana. Bir daha Sezen tamam, Hanım'la konuşuyoruz geçenlerde. Ben dedim hani aşk benden uzak. Saçma mı öyle, olur mu öyle? Daha genceciksin ben. Vallahi çok mutluyum. Diğerlerine yani, haksızlık ama yani. Gerçekten çok mutluyum. Hani kısırlaştırılmış kediler şöyle bir huzura kavuşurlar ya. Tam öyleyim. Acaba öyleler mi? Huzura kavuşmuş vaziyette mi? Ben öyleyim. Kedileri bilmem. Ama benim bir arkadaşım köpeğini kısırlaştırdı. Niye dedim böyle bir haksızlık yapıyorsun ki? Yani ay niye ben. Öyle bir tatlan abi ben bağlı. Dünyada öyle bir yetkim olsa insanları çatır çatır kısırlaştırırım. Gerçekten. Tabii vallahi 5 tane insan kalır. Ay ne oldu? Sonumuz tükeniyor diye zorla ürerler. Ama tabii 2003'ten beri aşık olmadığınıza göre çok normal yani o düşünceye yani, sahip olmak. Yani bilmiyorum ben huzurluyum açıkçası. Bir de kendimi çok seviyorum. Birini kendimden fazla sevmek bana çok delice geliyor. Yani gerçekten delirdiğimi falan düşünüyorum yani. Niye bunu kendimden fazla seviyorum? Kim bu? diye sinirleniyorum yani. Kedi o yüzden mi arkasını dönüyor? Şu an bilmiyorum. O sevgi ve aşktan bıkmış olabilir. Olabilir. Çok tatlı. Dertli olduğunuz bir gün tek kalmakta dostlarınızla mı diyeceğim ama tek. Cevabı aldık. Tek. Konserde ya da oyunda unutulamayacak bir anınız var mı? Ay çok komik bir anım var, hemen onu anlatayım. İsviçre'deyiz, Zürih'te gölün ortasına rahmetli Ali Cem Köroğlu dekor yaptı. Gölün üstünde oynuyoruz biz, seyirciler gölün kıyısında. Böyle bakıyorlar arkamızdan güneş batıyor falan, inanılmaz güzel bir şey. Sahnede işte Derya Alobora, Ebil Avkıran, Mustafa Avkıran, Murat Altaban, herkes böyle harika oyuncular. Biz de müzik şarkıları söylüyoruz, Sema Morris, ben oturduk böyle. Bir tane de Sema'nın bir türlü ezberleyemediği Safarat dilinde bir şarkı var. Mira diye. Abre los ojos y mira diye böyle bir şarkı. Biz bile ezberledik diyorsunuz ya. Ya zaten yıllarca oynadığımız için ev enerjilerinde sonunda. Sema dedi ki ay ne yapacağız bunu, hep de yazıyordu daha önceki oyunlarda. Büyük büyük yazdı. Tam seyircinin göremeyeceği yer neresi? Sahne burada, sahnenin arkasındaki böyle prompter yer. Prompter gibi bir şey yapsaydınız. Prompter gibi, ha aynen oraya yazdı, yani, önümüzde duruyor. İşte birinci şarkı başladı, ikinci şarkı başladı, oyunun ortasına doğru ilerliyoruz. Güneş battı, ışıklar yandı, orası karanlıkta kaldı. Eyvah. Ben şimdi şarkı geliyor, ne yapacağız dedim. Şarkı geliyor, Sema girecek, düet yapıyoruz. Yani o sözleri yanlış söylerse benim ona uyma şansım yok yani. Eyvah eyvah. Ve Sema solo şöyle girdi. Muhtemelen. La 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 la. Ben de vokal yapıyorum. La 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 la. Hadi hep beraber falan diyorum. Lay 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 bitirdik. İsviçre'de şarkıyı. Ay Allah'ın uzun ömür versin Sema'cığım. Nereden anlayacaklar? Yok yani. Allah'ın Safarat şarkısını ilk defa dinleyeceklerdi. Zaten dinleyemediler. Lay lay'ı dinlediler sadece müziğini. Çok iyi ya. Uydurmak da bir kabiliyet tabii. Uydurmadı ki. Lay lay yaptı. İşte uydurmuş yani. Uydurdu evet. Yani, aynen aynen. Yapacak bir şey yok. İlk sinemaya gittiğiniz film? Moonwalker. Hmm. Moonwalk mıydı filmin adı? Michael Jackson'ın filmiydi. İlk gittiğim film. Moonwalker. Moonwalker. Evet. 1990 değil 80'lerde bir şey. Burada bir sinema şeyi fanatiği oldu. Hayır değil ya, o kadar geç olamaz. Bülent Ersoy'un Biz Ayrılamayız filmi de ilk gittiğim filmler arasında. Hangisini daha önce gittiğimi hatırlamıyorum ama. Birisi açık sinemaydı çünkü Bülent Ersoy'u izlediğim Biz Ayrılamayız'dı. Böyle yazlık sinemaydı. Hmm. Ne güzel olur o yazlık sinemalar. Moonwalk'ta Çınar Sineması. Konak'taki. Hmm. 8 yaşındaydım. Çok yani net hatırlıyorum. İlk içkinizi kiminle içtiniz? Cenk'ler vardı yanımda. İki tane Cenk arkadaşım var, çocukluk arkadaşım. İki Cenk vardı, Burak vardı galiba. Bizim evdeydik.
babamın kalan viskisini içmiştim. Klasik. Aynen. Babaların. Klasik. Şey, üç parmak falan vardı içinde. Böyle deli işte gibi sarhoş oldum. Üç parmak viskiyle hepiniz içmediniz herhalde. Hayır canım, onlar içmediler. Ha. Çok küçüktük zaten. Ben kaç yaşındaydım? 13 falan. Yani bayağı kendimden geçmiştim. Üç parmak viski. Ne güzel. İlk dost dediğiniz arkadaşınızla hala arkadaş mısınız? İlk dost dediğim arkadaşım kimdi acaba diye düşünüyorum. Dost dost diye nice nice. Benim sadık yârim kara topraktır. Ay dur. Dur kötü kim? Oldu bu. İlk kara topraktır dost... falan. Dosttan kara toprağa geçtik, olmadı. Bir dakika. İlk dost kim olabilir? İlk dost. İlkokul olamaz. Ortaokul olabilir. Görüşmüyorum. Belli zaten. Hatırlamadınız. Görüşmediğim çok normal. Görüşmüyorum. Görüşüyorsa da şu an çok özür sorry. Ama mesela tam tarih hatırlamıyorum ama ortaokul olduğu için evet. İlk dost başka biriydi. Ama sonraki yine çocukluk arkadaşım olan 15 yaşında tanıştım. Cenk'ler işte 13 yaşında. Onlarla görüşüyorum hala. Görüştüğüm dostlarım var, çocukluk arkadaşlarım. Tamam. Yani ilk olması gerekmiyor. Ha, işte. Evet. İlk dediğim mi? Kaybettik. İlk para kazandığınız iş. İlk para kazandığım iş. Orta birdeydim. Ne işiydi? Hazırlıktaydım pardon. Kaldım sınıfta. Sınıfta kalınca annem orta benim manava verdi. Bana. Ortaokulun hazırlığında. İlkokuldan sonraki yıl yani. Manava verdi. Manavda kazandım ilk paramı. Çıraktım. Limon satarak dedikleri o herhalde. Aynen öyle. Bütün yaz manavda çalıştım. Sürdürülebilir bir yaşam için ne yaptınız? Sürdürülebilir bir yaşam için alkolü bıraktım. Kendim gerçekten. İçin. Yani kendim için tabii canım. Yaşam dediğim benim kadar zaten ama çevre adına soruyorsanız bunu. Fark etmiyor. Yani kendimce olabildiğince etrafa zarar vermeden yaşamaya çalışıyorum. Doğayı çok seviyorum. Ağaçlar insanlardan daha değerli benim için. Hayvanlar da öyle. Böcekler de öyle. Olabildiğince onların yaşam alanlarını müdahale etmeden hayatta kalmaya çalışıyorum ama tabii ki bunlar bir şey sayılmaz yani. Sürdürülebilirlik adına yapılmış bir şey sayılmaz. Herhangi bir derneğe falan üye değilim ama bütün derneklerle zaman zaman konserler yapıyoruz onlar yararına. İşte sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorum. Ama bir aktivist değilim. Böyle bir şeyim yok yani, misyonum yok. Evet. Bir insandan soğumanıza sebep olacak davranış. Fazla ilgi göstermesi bana herhalde. Fazla ilgi ve sevgi. Yapay beni... mı geliyor, yapmacık mı geliyor yoksa sıkıyor mu? Yok, sıkılıyorum direkt. Kaçıştım geliyor. Kendimi o kadar sevmediğim için anlayamıyorum onu. Gerizekalı mı diyorum. Niye bu kadar üstüme düşüyor? Bazıları da şey diyor, çok harika olduğum için tabii ki de yani hani sevecek. Ben öyle değilim. Ben kendimin farkındayım yani, bilmiyorum. Öyle kendiyle öyle her anlamda barışık insanları da hiç anlamam. Yani garip gelir bana. Mesela işte kendini çok beğenen bir insanı bulurum çirkin bir yerini. Mesela ayak parmakların çok korkunç diye düşünürüm. Nasıl o, kendini beğenir? Neden böyle? Benim annem de böyle. İnsanlar ayaklarına ve çoraplarına bakıyor. Neden? Mutlaka bir yer çirkin çıkıyor ama ayak onlardan öyle. Başında gelir. Evet, mutlaka bir çirkin bulacak bir yer buluyor yani. Hani kendimizde de buluruz ama. Kendimizde de buluruz. Vallahi benim de bir sürü işte, çirkin yerim var. Onun sıkıntısı o diyormuş. O yüzden yani bir insandan soğumak için bana çok ilgi göstermek. Ha, nereden geldik bu konuya? Neydi bu soru? Ayaklara girdik. Neydi? Soğumanıza sebep olacak. Bir insandan soğumak için işte bana çok ilgi göstermek. Evet. Çocukluğunuzu unutamadığınız bir tatil. İlk aklıma gelen şey Şakran oldu. Şakran'da bir arkadaş grubumuz vardı. Ondan sonra çok saçma bir şey geldi. Hanım ellerinin içinden şey yapar mıydınız siz? Bal yer miydiniz? Evet, çok da güzel olur. Hepimiz o balları yiyorduk. Ondan sonra bana sinir geldi. Gittim evden bir kavanoz bal aldım. Onların yanında kavanoz balımı. Daha kolayı var bu için diye. Bir de karınca öldürürdüm o zaman çocukken. Psikopat gibi böyle karınca yuvasının yanında. Sonra bunun ne kadar korkunç bir şey olduğunu fark ettim bir anda. Büyüdüm herhalde ya da empati yaptım nasıl bir şey olduğunu.
O zamandan beri de hiçbir canlıyı böyle bilerek öldürmüştüm, sivrisinek dışında yok. Çok normal. Hayatınızın dönüm noktası. Murat Daltaba'nın Ada Müziği'ye gelmesi. Ben Ada Müzik'te tezgahtardım. O Ada Müziği'ye geldi. Benim kontrtenör olduğumu öğrendi. Sonra gitti. Ve aylar sonra, 6 ay sonra ben Ada Müzik'ten aldım, İzmir'e dönüyorum artık. Ailem iflas etmiş falan. Benimle karşılaştı. Mustafa'larla tanıştırdı beni. Neos Kozmos'a girip İsviçre'ye gittim. O dönüm noktasıdır yani. Süper. Murat'ın Ada Müziği'ye gelip beni tanınması. Hı hı. Bu işi yapmasaydınız ne iş yapıyor olurdunuz? Yok öyle bir şey. Ölmüş olurdum. Allah korusun, niye ölüyorsun? Alkolizmden ölmüş olurdum. Benim çünkü beni koruyan tek şey sesim, müzik, sahnedeki performansıma zarar gelmesin diye tutuyorum kendimi. Yoksa salıp gideceğim yani. Salıp, çoktan. Oo. Zaten 20'li yaşlarımda gitmiştim. Çoktan. Peki. Çocukken oynamayı sevdiğiniz, en çok sevdiğiniz sokak oyunu. Son sorum. Sokak oyunu... Seksek oynamayı severdim ama benim en çok sevdiğim oyun annemin kıyafetlerini giyip aynanın karşısında göbek atmaktı. Şarkı söylemek, dans etmek falan. Tamam, oradan giriyormuş zaten sahneye. Tabii. O gelinliklerini, nişanlıklarını, gece elbiselerini giyerdim, oynardım. O benim en ama en mutlu olduğum oyundu ve tabii ki yalnızdım. Çünkü yasaktı yani. Tabii. Hep yasak. Ben de kızım olsa ben de yasaklardım ama yani öyle bir şey var. Asla yapmayın ya. Vermiyorum. Oğluma bile vermiyorum yani. Psikopat bir vallahi kova burcu kızı olduğunuz için olabilir. Olabilir. Annem gurur duyacak bu laftan. Evet, bizim sponsorumuzun da Pablo Artisan'ların da size şöyle küçük ay, bir çok hediyesi var. Çam sakızı çuba mermanı. Vallahi güle güle kahvenizi için. Harika. Hep sizi anarak şey yapacağım. Bu Pablo'nun şeyine de gideceğiz zaten. Evet gideceğiz. Sarnıç'ta çok güzel bir yeri var. Hamburgerleri muhteşem bu arada. Ay şahane. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım. İnanılmaz keyifli bir sohbet oldu benim için. Ama mutlaka konserinize geleceğiz. Hiç kısmet olmadı. Mutlaka bir şey çıktı ama inşallah yarın akşam denk gelirse oradayız. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, sağ olun. Evet, bir Peyvent'le Yeni Hayat'tan daha bizden bu kadar. Hafta yine aynı saatte yine sizlerle beraberiz. Hoşçakalın, görüşmek üzere.